pahalı olduğunu görmüş değildir dünya tarihi. Evet, şimdi bir Ankara'ya bir bağlanalım. Melis birazcık anlatsın. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan hepimiz adına, halkımız adına Anıtkabir özel defterine doğru ilerleyip biraz sonra mesajı yazacak. Ne yazacağına da bir bakacağım. Ankara'ya gideceğiz ama önce bir Dilan'a da bir bakalım Dolmabahçe'de. Dilan, bir kez daha günaydın. Bu özel ve anlamlı dakikalarda duygularını, hislerini, gözlemlerini bizimle paylaşır mısın? Evet, şu anda hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunuyor. Dolmabahçe Sarayı'nın önünde İsmail Küçükkaya. Kornalar hala çalmaya devam ediyor. Sirenler hala çalmaya devam ediyor. Binlerce kişi Dolmabahçe Sarayı'nın önünde, atasının huzurunda, atasının gözlerini yumduğu noktada tam 9'u 5 geçe yine her yıl olduğu gibi, 84 yıl olduğu gibi yine saygı duruşunda görüyorsunuz. İstiklal Marşı bitti. Alkışlar yükseliyor Dolmabahçe Sarayı'nın önünde. Büyük bir özlemle, büyük bir minnetle açtığı yolda gösterdiği hedefe ilerleyenler onu burada anıyorlar. Tabii bir yandan da atanın gözlerini yummuş olduğu 71 numaralı odada tören düzenlendi. Dakikalar öncesinde o sirenlerle birlikte tören içeride devam ediyor. Bir yandan işte daha sonrasında da ziyaretlere açılacak o 71 numaralı oda.
Ve gün boyunca da buraya akın akın ziyaretler devam edecek. Şunu söyleyeyim, son 4 yıldır her 10 Kasım'da ben bu noktadayım, yayın yapıyoruz. Ancak bu yıl en kalabalık yıl olduğunu söyleyebilirim İsmail Küçükkaya. Evet. Bu bulunduğumuz nokta genelde daha rahat yayın yapabildiğimiz bir noktaydı. Ancak nereye uzansak, nereye baksak bir kalabalık var. Hınca hınç dolu olduğunu söyleyelim. Büyük bir ihtimalle rekor kırılan bir yıl da olabilir diye düşünüyorum. Şöyle kameraman arkadaşım Murat Erkmen sizlere bu atmosferi göstersin bir yandan. Tabii sabah erken saatlerden itibaren buraya İstanbullular, İstanbul dışından gelenler bu noktaya gelmeye başladılar. Tabii tam 99 yıl önce onun açtığı yolun, gösterdiği hedefin kıymeti hiç şüphesiz her geçen yıl daha da çok anlaşılıyor. Çünkü bir yandan 100. yıla doğru ilerliyoruz. 2. yüzyıl demokrasiyle taçlandırılmak isteniyor. İşte o mirasa sahip çıkanlar bugün gün boyunca Dolmabahçe Sarayı'nda olacaklar. Sabah saatlerinde, sabah 8'de Barbaros Meydanı'nda toplanıldı. Uzun bir kortejle bu noktaya gelindi. Dolmabahçe Sarayı'na uzanan o ağaçlı yolda da gün boyunca Atatürk'ün 10. yıl nutku yankılanacak. Bir yandan da net ekran var önümüzde. Güven, 71 numaralı Erdoğan'ın sesini verebilir misiniz? Hemen canlı alalım. Yayın. Hemen bir dakika Dilan, çok özür. İstiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak Türkiye 100 yılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun. Öğrenmemiştir Sayın Cumhurbaşkanım, affedin. Sağ olun. Evet, biraz sonra Erdoğan'ın Anıtkabir özel defterine neler yazdığını tam olarak da aktaracağım. Dilan'a dönelim. Dilan, çok özür diliyorum, sesini kesmek zorunda kaldık. Tam iletemedik sana. Cumhurbaşkanının özel deftere neler yazdığını da merak ediyorduk. Özür dileyerek sözü tekrar sana bırakıyorum. Evet, Dolmabahçe Sarayı'nda akın akın uzayıp giden, ucu bucağı görünmeyen kuyruğu görüyorsunuz. Vatandaşlarımız gerek Türk bayraklarıyla, gerek Atatürk rozetleriyle saat 9'u 5 geçe Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerini yummuş olduğu o 71 numaralı odayı ziyaret etmek için, yatağına karanfiller bırakmak için bugün bu noktadalar. Okullardan gelen öğrenciler var, üniversite öğrencileri var, sivil toplum kuruluşları var. Pek çok kişi bugün burada Dolmabahçe Sarayı'nda her yıl olduğu gibi. Ben LED ekrandan bahsediyordum bir yandan. Orayı kameraman arkadaşım Murat Erkmen'den rica edeceğim. Şu anda resmi tören gerçekleşti. Bir yandan askerler, bir yandan ziyaretçiler o 71 numaralı odadalar. Dolmabahçe Sarayı'nın önünden de canlı ekranlara veriliyor. Şu anda bir yandan da yatağına karanfiller bırakanlar, onu anmak isteyenler bugün buradalar. Tabii gün boyunca da ziyaretlerin devam etmesi bekleniyor. Biz de bu noktada yayınlarımızı sürdüreceğiz. Atatürk şunu demişti, evet naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacak ama cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır demişti. Cumhuriyet 99. yılında da ilelebet payidar ve onun yolunda yürüyenler de bugün yine her yıl olduğu gibi buradalar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım. Dilan, sana da kameraman arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Gün boyu Halk TV ekranlarında Dilan'ın oradaki gözlemlerini ve kameraların yansıtacağı detayları sizlere aktaracağız. Akşam ana haber bültenimizde, yarın sabahta İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabahta da detayları sizlere aktaracağız. Tabii muazzam bir ekip çalışmasıyla bu anlamlı günü sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ama inanın arkasında tabii dünden itibaren muazzam bir organizasyon vardı. Halk TV haberinin şimdiki kaptanı arkadaşımız İş başına geldi Bengü Şap. Dünden itibaren kim nerede ne yapacak, neler yapacağız, özel sayfalar, nüshalar falan muazzam bir heyecan ve titizlik içinde çalışılıyordu. Onunla birlikte Bengü Şap'la bizim editörümüz Hilal de çalıştılar ve bu organizasyon gün boyu sizlere yansıyacak diyoruz.
Ve şimdi de İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de de Eda karşımızda. Bir göreyim Eda'yı. Eda'ya bağlanacağız. Oradan Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da da Mevsim'le konuşacağız. Mevsim hazır mı? Tamam. Hangisini alabiliyoruz arkadaşlar? Eda'yı alalım. Sonra da Ankara'ya gidelim. Bakalım, Eda'yı göremedim. Evet, şimdi İzmir'e bağlanıyoruz. İzmir'de de acaba neler yaşanıyor, neler hissediliyor? Oradaki görüntüleri, detayları sizlere aktaracağım. Eda, günaydın.